Fuldencim, sana veda etmeye dayanamayacağım için bu şekilde terk etmeye karar verdim. Çünkü senden gizlediğim bir yanım vardı. Evliydim. Çocuklarım vardı. Bir görev için İstanbul'da bulunduğumdan onlardan ayrıydım. Seninle de zaten bu dönemde tanıştım. Ve seni çok sevdim. Yanında çok mutlu oldum. Ama sonu yok. Evi sana bırakıyorum. Burada 3 ay kalabilirsin. Kirasını ödedim. Affedersiniz. Hı. Bu teknenin sahibini arıyorum. Nerededir acaba? Hangi sahibini? Ne demek hangi sahibi? İki sahibi mi var? Hayır, Cemal Bey'i soruyorsunuz, o tekneyi başkasına sattı da. Ya. Ya. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Bana viski. Dünya güzelimiz bugün yalnız ve düşünceli. Merhaba, nasılsınız? Teşekkürler, 2 içki. Sizi üzgün görüyorum, Cemal Bey nasıl? Üzgün olmamın sebebi de bu ya, ayrıldık Cemal'den. Daha doğrusu o beni terk etti. Aldırmayın canım, dünyanın sonu değil ya. Belki böylesi daha da hayırlıdır. Hadi, güzelliğinize içelim. Size kartımı vereyim. Beni ararsanız çok sevinirim. Birlikte yemek yer, dertleşiriz. Kızım, bu ayki kira için geldim. Hazır mı? Teyzeciğim, bana biraz müsaade et. Birkaç güne kadar muhakkak hazırlarım. Vallahi kızım, benim de ihtiyacım var. Fazla uzamasın. Merak etme teyzeciğim. Sağ ol. Merhaba. Merhaba. Merhaba tatlı kız. İçkimi seninle birlikte içmek istiyorum. Ne dersin? Neden olmasın? Memnun olurum. Seninle samimi olmayı çoktandır istiyordum. Ama etrafında o kadar çok erkek vardı ki fırsat bulup yaklaşamadım sana. Neden? Gruba siz de katılabilirdiniz. Nedense erkeklerden pek hoşlanmıyorum. Bugüne kadar mutsuzluktan başka hiçbir şey vermediler bana. Galiba haklısın. Mutluluğu ben de yakalayamadım henüz. Anlaşılan sen de benim kadar dertlisin. Ne dersin? Yalnızlığımızı birlikte paylaşalım mı? Evim ikimiz için de müsait. Birlikte olursak daha güçlü oluruz. Hı hı. İşte güzelim. Senin yuvan burası olacak artık.
Seninle mutluluk içinde yaşayacağız. Güzelim, bir şeye mi sıkıldın? Yo, uykum kaçtı, uyuyamadım. Canım benim, dur sana piyano çalayım. Düşüncelerin dağılır, rahatlarsın. Peki.